İbrahim Kahveci 7 Aralık 2021 karar. Dolarda sınır mı var? Merkez Bankası dolar 14 lira sınırına yaklaştığında iki kez doğrudan satış yoluyla müdahale etti. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlele kaba bir hesapla dolar 13.56 lira olursa Merkez Bankası aktif pasif hesapları sıfırlanıyor ve üzerindeki bir kur seviyesinde öz kaynaklar eksiye düşüyor diyor. Acaba 14 lira sınırı bu yüzden mi? Bu sınır sadece doğrudan müdahale yoluyla yapılmıyor. Asıl müdahale sözlü şekilde yapılmakta. Mesela son faiz indirim kararı metninde de faiz indiriminde sınırlı alan kaldığı ilan edildi. Daha da önemlisi Merkez Bankası tarafından henüz yalanlanmayan habere göre Kavcıoğlu yabancı yatırımcılara 16 Aralık toplantısında faiz indirmeme olasılığının arttığını söylemiş. Acaba neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlarda Ortada NAS var, bu faiz inecek söylemine ısrarla devam ederken, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu başka bir kulvardan gitmeye başladı. Dün Merkez Bankası reel efektif döviz kur endeksini açıkladı. 94 krizinde kur patlamasıyla endeks 67.28'e kadar düşüş göstermişti. 2001 krizinde yazar kasa atılması sonrası 75.01'i görmüştük. Şu anda reel efektif döviz kur endeksi 54.33 seviyesinde. Bu ne anlama geliyor? TL yakın tarihte hiç bu kadar değersiz olmamıştı. TL'yi bu kadar değersiz kılmak aynı zamanda yönetim kalitesinin de göstergesi sayılabilir. Bu nedenle tarihte AK Parti kadar TL'yi değersiz kılan bir yönetim olmadı. Acaba bu sınır mı doları 14'te baraj yaptırdı? Henüz bilemiyoruz ama söylemlerin çok farklılaştığını görebiliyoruz. Piyasalar belirsizliği sevmez. Dün sabah Cem Oyvat sosyal medya hesabından paylaştı. TL ile işlem yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde enflasyon 4 yıl içinde %116 artış gösterirken bizde bu artış %86'da kalmış. 2018 yılına kadar çok yakın seyreden enflasyon son 4 yılda ayrışmış ya da şöyle izah edelim Türkiye'de enflasyon daha az olmuş ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha çok olmuş. Hatırlarsanız 30 Ekim günü Sevinç değil imdat çığlığı başlıklı yazımda enflasyon hesabına bir örnek vermiştim. Ekim 2017, Ekim 2021 arası tüketim ağırlığı %77.04 olan ilk 103 ürünün fiyat değişimine bakmıştım. Son 4 yılda bu ilk 103 ürünün fiyatı %108.4 artış gösterirken TÜİK bu 4 yılın enflasyonunu %82.4 açıklamıştı. İlginç olan ne biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enflasyon farkıyla ilk 103 üründeki fiyat artışının enflasyon farkı çok yakın. Daha açık izah edelim. Bu hesaplar gösteriyor ki ülkemizde enflasyon verisinde %30 civarında mevcut fiyatlar düzeyinde bir eksiklik var. Bakın burada mevcut fiyat düzeyi derken TÜİK fiyatlarını baz alıyoruz. Aslında orada da bir ciddi sorun daha var. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da kira fiyatlarının %71 arttığını açıkladı. Benzer düzeyler Betam verilerinde de yer alıyor. Fiyat oynamalarını da hesaba kattığımızda ortada açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyon farkı çok daha fazla oluyor. Bir başka söylemle enflasyon eksik mi açıklanıyor? Peki bu uğraşımız toplum açısından ne anlama geliyor? Hemen söyleyelim maaşlar resmi enflasyon çerçevesinde belirleniyor. Ya da şöyle söyleyelim maaşınıza sahip çıkın. Enflasyon hesabı üzerinden maaşınızın bir kısmını kaybediyorsunuz. Acaba bu durumda NAS ne diyor? İbrahim Kahveci